tarikat kurucuların ayet ve hadislere dayanarak kendi fikri içtihatlarını uygulamışlar mıdır? Yani tarikat kurucuları derken tarikat imamlarından, meşayihtan bahsediyorsak, meşayihin elbette bazı tatbikatı, fiiliyatı olmuştur. Bunların tamamı da ayet ve hadislere müstenittir. Bu sadece tarikatta olmuş bir şey değil. Zahiri ulema bunu yapmadılar mı? Yaptılar. Sarfından, nahivinden tutun, hadis ilminden tefsir ilmine varıncaya kadar ilk dönemlerde olmayan bazı menheçler geliştirdiler daha faydalı olsun diye. Bu menheçler İslam'ın esaslarına aykırı olmadığı sürece bidat olarak telakki edilmedi. Hatta men senne sünneten haseneten, kim güzel bir çığır açarsa diyor ya Efendimiz, felehu ecruha ve ecru men amile biha. Hem kendi ecri hem de onunla amel edenin ecri kendisine ait olur. Bunu diğer ilimlerde yaptıkları gibi tarikat meşayihı da yaptılar. Bir şeyin yeni ortaya çıkması, bidat olması için yeterli değil arkadaşlar. O şeyin biz bir, Kur'an ve sünnette bizzat bulunmadığını göreceğiz. Aynı şekilde bu da yeterli değil. Kur'an ve sünnette yer alan bir nassın zımnına derc edilemeyecek. O nassı kaldıracak, o nassı öldürecek, o nassa muarız olacak, ona aykırı olacak. Hiçbir şekilde onun zımnında değerlendirilemeyecek. O zaman bir bidat olabilir. Bu anlamda elbette tasavvuf tarihinde de bazı fiiliyatlar önceki dönemlerde yoktu. Fakat seyri sülükte daha menfaatli, daha faydalı oluyor diye bazı menheçler tıpkı zahiri ilimlerde olduğu gibi tarikat ilimlerde de geliştirilmiştir, ilimlerinde geliştirilmiştir. Bunların hiçbirisi hiçbir şekilde bidat telakki edilemez. Nitekim tasavvufla alakalı yazılan kitaplarda da bunların istidlallerini, delillendirmelerini görüyoruz.